hoş geldiniz. Güzel bir Kıbrıs videosu, vlogu çekeyim. Kıbrıs'ta da zaten ayrı ayrı videolar çekeceğim. Cenk Hoca ile antrenman gibi. Ve başka video konuları çıkarsa karşıma çekeceğim. Bir de genel olarak bir Kıbrıs vlogu videosu çekeyim dedim. Şu anda havalimanındayım. Gördüğünüz gibi havalimanındayım ve öğün yapıyorum. O yumurta beyazı, brokoli, maydanoz, ıspanak ve 50 gram yulaf, 1 gram tarçın ve 15 gram ceviz var. Biliyorsunuz definasyondayım. İlk yarışa 13 gün kaldı. 12 gün falan kaldı ikinci yarışa. Yaklaşık 28 gün falan kaldı. Beslenmem bu şekilde. Sabah karbonhidrat alıyorum. Öğlen de karbonhidrat alıyorum ama akşam karbonhidrat yok. Balıkla besleniyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Biraz sonra uçağa bineceğiz. Kıbrıs'a gideceğiz. Kıbrıs'ta Cenk Hoca bizi karşılayacak. Cenk Hoca alacak bizi. Ondan sonra salona geçeriz. Ben bir kardiyo yaparım. Bir akşam antrenmanım var falan. Olabildiğince kaydedeceğim. Eğlenceli bir video olsun. Güzel bir video olsun. Hadi bakalım bu videoyu kapatalım. Bir sonraki video konusunda, yani video çekebileceğim herhangi bir şey olduğu zaman şey yapacağım. Videoyu başlatacağım. Bu arada bakın yanımda bitki çayım var. Bu bitki çayım mısır püskülü, kiraz sapı ve avokado yaprağı. Bitki çayım var. Bunu aralarda içiyorum. İşte mesela yemek yiyorum. Bir saat falan geçiyor. Ondan sonra içiyorum biraz. Normal bitki çayı içiyormuş gibi ama buz gibi. Ama olsun, yapacak bir şey yok. Şu dönem çok dişimi sıkmam gerekiyor. Şampiyonluk için. Şampiyonluk olmasa da elimden gelenin en iyisi için, elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Evet dostlarım, durdurayım bir videoyu. Artık bakalım neyi kaydedeceğim. Arkadaşlar geldim, Kıbrıs'tayım. Ve Cenk Hoca. Tam video başlatıyordum. Cenk Hoca beni almaya geliyor diyecektim. Hemen bileyim, gidelim. Trafik olmasın. Nasılsın? İyi bro, sen nasılsın? İyisin. İyiyim ben. Dur videoyu kapatayım. Zaten daha çok video çekeceğiz. Cenk Hoca'nın salonundayım şu anda. Öğünlerimi hazırlıyorum. Tam 1 kilo tavuk göğsü, enginar, brokoli ve basmati pirinç var. Basmati pirinç bugün pişmemiş ağırlığıyla 500 gram basmati pirinç bugün yükleme günü. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü podyum öncesinde hani yükleme süremi belirlemek için. Öncesinden yüklüyoruz ki vücudum nasıl tepki verecek. Ona göre podyum öncesinde 2 gün önce, 3 gün önce veya 1 gün önce veya yarım saat önce nasıl ve ne zaman yüklememiz gerektiğini anlayacağız. Tavuklarımı pişiriyorum orada. Dediğim gibi bugün toplam 1 kilo tavuk yiyorum. Ama pişmemiş ağırlığı 1 kilo 800 gram falan olacak. Onu 4'e böleceğim. Sabah da yumurta yedim. Yumurta beyazı ve yine basmati pirinç. Günlük 5 gram tuz. Öğünleri hazırlıyorum. Katlara koyacağım ki bütün gün rahat olayım. Çünkü bugün ata binmeye falan gideceğiz. O yüzden hani öğünlerim hazır olması gerekiyor. Bunu da belirtmek istedim. Bakalım tavuklar pişti mi? Güzel, pişmek üzere. Biraz. Hadi düet yapın ama ikiniz. Okey. Hadi. En baştan başlayalım. Okey. Ne söyleyeyim sana? Hangisin? Crazy yapacak mısın? Gol gol. Crazy's birthday is a special gift for him. It's my birthday, dog. Just like you, baby. And you.
And that's it. Çok iyiydi. Bunu YouTube'a atacağım bunu. Really? Oh my god. Gerçekten YouTube'a atacağım. Yeah man. Hoş geldin. Cenk Hoca'yla göğsü patlatıyoruz bugün. Cenk Hoca ısınıyoruz şu anda. Bu arada biliyorsunuz kendi firmamı kurdum. Gördüğünüz gibi ikimizin üstünde benim firmam var. Neyse Cenk Hoca'ya siyah baskılı. Bana beyaz baskılı. Açıklama kısmında bunun da sitesi yazıyor. Alışveriş yapmak isterseniz veya takip edip diğer ürünlerden haberdar olmak isterseniz takip edebilirsiniz. Aynı zamanda bu da benim tasarımım. Evet, güzel bir ısındıralım göğsü ve omuzu. Sonra bütün antrenmanı sizle paylaşacağım. Cenk Hoca'ya çılgın bir antrenman. Ve ma. Hadi bir tane daha. Başını geri yap. Başına geri dön. Okey, ama şimdi birlikte. Tamam, getir. Tamam, dur. Yavaş bırak. Kimse demesin ki Cenk Hoca havlu kullanmıyor. Cenk Hoca havlu kullanıyor. Cenk Hoca'nın hamuruyla Kıbrıs'ta turluyoruz. Yeah man, biraz vakit geçiyoruz, inanmayın. Biraz da kalalım ya, biraz da kalalım bro. Gidelim bakalım ne var ne yok, inanmayın. Kıbrıs böyle bro, güzel bir yer. Sakin. Ve trafik hiçbir şey yok. Yeah. Gerçekten güzel. Harika. Yarın ata bineceğiz. Yeah. Güzel fotoğraflar falan çekeceğiz. Ama ona ayrı bir video yapacağım zaten. Yeah. İzlersiniz. Güzel video olacak. İlk defa Cenk Hoca'la ben de ata bineceğiz. Evet. Heyecanlandım. Ama düşersem o atın üstünde bir şey olmayacak gibi gelir bana. Göreceğiz. Ben de sakatlanırsam yarış öncesi. Zor olur bile. Sakin ol ya, atlar anlar yani iyi kötü şey. Bence de kesinlikle anlarlar. Evet. Ama ben yapabileceğimi inanıyorum ya, çözerim bence. Ya ben de. Hoş geldiniz bugün. Cenk Hoca'yla ata bineceğiz. Güzel bir yerde güne başladık sabah. Hava da çok güzel. Kış olmasına rağmen çok güzel kahvemizi içiyoruz. Benim yarış var, sade kahve. Gel, onun da sade kahve. Sigara. Nasıl hissediyorsun bugün? Güzel başladık güne. Ya güzel ya, çok güzel. İlk defa ata bineceksin sen de benim gibi. İlk defa ata bineceğim kat ve hafif söyleyeyim sana, biraz korkuyorum ya. Ben ikimiz de yaparız bence ya. Yapıyoruz değil mi? Ve güzel fotoğrafçı gelecek, güzel fotoğraflarımız da olacak. Hatta bu videonun kapak fotoğrafına ikimizin attaki bir fotoğrafını koyayım ben. Hatta bu videoyu da ekleyeyim, biraz çocuklar görsünler. Güzel şeyler yapacağız galiba bugün. Hatta size Cenk Hoca'nın yaşadığı yerleri de göstereyim. Cenk Hoca buralarda takılıyor. Hatta spor salonunu bir tık yukarıda göstereceğim şimdi. Bakın şurası Cenk Hoca'nın spor salonu. Burası güzel bir otel. Hatta yazın beni buraya davet ettiler. Dediler gel burada takıl, otel paranı falan hiçbir şeyin karşılığı, hani hiçbir şey dert etme, sadece gel takıl burada dediler. Ben de tabii ki de kabul ettim. Birazdan Cenk Hoca'ya gideceğiz. Gördüğünüz gibi hamurumuz var bir tane. Hamurla turlayacağız. Ata binmeye gideceğiz ve dediğim gibi hamurla turlayacağız. Şimdi şey yapmam lazım. Hamurla turlayacağız. Kapısını açması bile değişik. Size yani ne gösteriyorum? Öğün göstereceğim. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Artık atların oraya falan gideceğiz biz. Öğünümü de göstermek istedim de size. Gördüğünüz gibi pirincim var. Basmati pirinç. Yiyebildiğim kadar pirinç yükleyeceğiz. Yaklaşık 500 gram pirinç ve burada gördüğünüz gibi, göremiyorsunuz şu anda, tavuk göğsü, brokoli ve enginar. Öğünüm bu. Biraz sonra bu canavara bineceğiz ve atlara binmeye gideceğiz. Yine ara ara çekeceğim, zaten güzel bir video olacak.
Çok güzel fotoğraflar çekilecek. Cenk Hoca aynı zamanda bir fotoğrafçı ayarladı. Güzel şeyler olacak. Hadi bakalım video geçelim. Dostlarım geldik çiftliğe. Çiftliğin sahibi. Video merhaba. Çekiyorum şu an. Başka videomda da göbeğini gösterdim senin. Vallahi. Çektim onu da gideceğim. Cenk Hoca. Cenk Hoca ile ben ilk defa bineceğiz. Sen bindin mi daha önce ata? Yok binmedim. O da ilk defa binecek. Aynı zamanda benim güzel fotoğraflarımı çekecek değil mi? Aynen öyle. Yükleyeceğim. Instagram'a. Senin Instagram'ın ne? Takip etsinler mi seni? Etme. SYNR KBRN. SYNR KBRN. Tamam. Gördüğünüz gibi çiftlik burası. Miau. Of, mis gibi bok kokuyor. Mis gibi. Burada bineceğiz ata. Hatta birkaç tane at çekeyim ben şimdi size. Burası Royal Riding Club. Video mu çekiyorsun? Yes. İşte at bu. Buna bineceğiz. Birazdan buna biniyoruz. Abi atlar gerçekten güzeller ya. Tyson. Bravo. Çok güzelsin be. Harbiden çok güzelsin. Oh, Melissa. Yes. Birazdan biniyoruz. Cenk Hoca. Önce sen biniyorsun. Ya ya. Biniyoruz işte. İlk defa bineceksin. İlk defa bineceğim. Hadi bakalım. Sonra ama, da ben. Ama anlaştığım şefkeden bir tane satın alıyorum. Ben sana Cenk Hoca seni istemem sana hediye veririm. Aha. Sorun yok. Yok ya para vereceğim olmaz ya. Yok ya. Bu da atımız Oscar. Önce buna bineceğiz evet. Ondan sonra başkasına. Bunu iki eğitim atınız. Cenk Hoca atlar her zaman sol taraftan binilir. Bu sol. Bu atın solu yoksa atın, benim solum. Atın solum. Evet. Ha. Şimdi Cenk Hoca. Ayağını böyle yapayım bunu. Tamam mı? Mesela bir yükleyeceğim. Tam oturacağım. Tamam. Şöyle. Bunu. Evet. Bir. Oh yeah baby. Woo. Önüne koyalım. Gir ya bu he. Yürü. Ha ha ha.
Hamuru da buraya koyduk çünkü fotoğraf, güzel fotoğraf çekilelim diye. Sıra bende. Aklı solundan diyeceğim bu taraftan. Bak öğrendim, gördünüz mü? Bunu da alalım yine. Önce bir duygusal bir bağ kurayım mı atla? Evet. Dışarıda. Bu arada Cenk Hoca'nın bindiği at. Cenk Hoca şurada. Cenk Hoca'nın bindiği at basic bir at. Yani böyle çocukların bindiği, böyle çocukların bindiği at, ne koşarmış ne zıplarmış bu. Özürlü insanlar biliyor. Bu şampiyon atı şampiyonlara yakışır dedi. Hazırız. Hazırız. Bak tutmayacak mısın? Atlamayı bile öğrendim. 1 2 3. Hop. Evet. Topu araç oldu. Yesitildi. Tamam. Tamam. Tik. Tamam. Yo. Evet. Evet, hadi gidelim. Hadi İbrahim. Ya ilk devam edin. Kik. Vurayım mı? Vur. Ne koca? Şey başlıyor. İyidir bro. İyi ben ya. Sen de kamerayı ne? Ben gel içine. Hayır biraz. Hayır. Cenk Hoca ya, çılgın. Gayet iyisin ama. Nasıl? Gayet iyisin. Bak şimdi götüreceğim. Hadi gelelim. Let's go. Let's go. Yeah man, ben de iyiyim değil mi? Gayet iyisin Cenk Hoca. Boss. Nasıl şu an güzel görünüyordun arabayla? Videoyu durduruyorum. Tamam. Bak trafiğin arkasına. Hemen çözdüm ha, gördün mü? Aynen. Cenk Hoca. O kadar alıştık. Aynen öyle. İbrahim ne söylemek istersin? Cenk Hoca'nın çılgın arkadaşları. Görünüyor mu? Yeee, çok iyi. Cenk Hoca'nın salonu. Bir tek düzeltemediğin öğrencin bu mu? Bunu Allah bile düzeltemez. Tövbe estağfurullah. Cenk Hoca'nın yaşadığı yerler Kıbrıs. Ama bir şey söyleyeyim, tam Amerika'ya benzemiyor mu? Harbiden Amerika gibi villalar falan. Baksanıza araba park etme yerleri falan. Gerçekten güzel. Ben heyecanlıyım kız, ben şey yapacağım. İlk defa ata bineceksin. Ne için heyecanlısın? Ağaç ekeceğim, fidan. Ha? Ya fidan ekeceğim bro. Evet.
Let's go. Atlara bindik. Aa, hamurla tur attık. Güzeldi bence. Her şey gayet güzeldi. Çok güzel fotoğraflar çekildik. Zaten bu fotoğraf, bu videonun kapağına büyük ihtimal o fotoğraflardan bir tanesini koyarım. Birazcık görmüş olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada artık dönme vakti. İstanbul'a dönme vakti. Gördüğünüz gibi Kıbrıs Havalimanı'ndayım. Birazdan İstanbul'a geri döneceğim. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Açık mağara kısmında hesabım yazıyor. Aynı zamanda bir firma kurdum. Seyye Fitwear. Oradan alışveriş yapabilirsiniz. Çok güzel bileklikler, kolyeler, jean bileklik ve kolyeler. Aynı zamanda bizim tasarımımız olan atletler, tişörtler falan satılıyor. Dediğim gibi bir siteye girip bakabilirsiniz. O da açıklama kısmında yazıyor. Videoyu beğenip like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Peace.